X artı Y 13 bölü 14, X artı Z 14 bölü 15, Y artı Z 15 bölü 16 olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Bu soruda ölçülen bilgi, rasyonel sayılarda sıralama işlemini doğru yapabiliyor muyuz? Ve 3 tane bilinmeyenin olduğu denklemlerde olmayanı görerek pratik çözüm dediğimiz yöntemi uygulayabiliyor muyuz? Şimdi ondan bahsedeceğim. Öncelikle şunu görmemiz lazım. 13 bölü 14 mü büyük, 14 bölü 15 mi, 15 bölü 16 mı? Burada ezber de yapılabilir, işin mantığına da bakılabilir. Burada en büyük olan 15 bölü 16, en küçük olan 13 bölü 14. Ben eskiden bunu pratik olsun diye şöyle aklımda tutardım. 1 bölü 2 mi daha büyük derdim, 3 bölü 4 mü? Yani aradaki fark hep 1 iken, yani şuradaki gibi aralarında hep 1 fark var. Alt taraf ve üst taraf büyüdüğünde kesir büyür mü, küçülür mü diye düşünürdüm. Onu da pratik olarak şöyle aklımda tutardım. Bir pasta olduğunu düşüneyim. 1 bölü 2 de pastanın yarısı taralıdır. 3 bölü 4 de 4'e bölerim pastayı, 3 dilimini tararım. Yani daha fazla pay almışımdır. Dolayısıyla aradaki fark aynı iken kesrin rakamları, sayıları büyüdüğünde ifade büyür. Ama ezberleyebiliriz. Direkt bölüp de bulabiliriz. Yani 13 bölü 14 mü büyük, 15 bölü 16 mı ondalık sayılı değerinden. Şimdi ben bunun en büyük olduğunu biliyorum. Şunun en küçük olduğunu biliyorum. Daha sonra bu 13 bölü 14, 14 bölü 15, 15 bölü 16'yı çıkarayım. Şöyle yazayım. Küçük, orta, büyük. Niye böyle yazıyorum? Çünkü zaten matematiksel bir işlem yok. Küçük, orta, büyük sonuç. Şimdi x ile y'yi toplayınca küçük olmuş. X ile z'yi toplayınca orta olmuş. Y ile z'yi toplayınca büyük olmuş. Yani hangisi olmayınca ifade çok büyümüş? X olmayınca en büyük değere ulaşılmış. Burada x yok. Y ile z'yi toplayınca en büyük değer olmuş. Öyleyse derim ki bunu küçülten x'tir. X içlerindeki en küçüktür. 3 tane şık gitti. Bir de en büyüğü bulalım. Burada ne var? Z'yi koymamışım içine. Bir yine pasta gibi düşünelim. Pastanın içine z'yi koymayınca sonuç çok küçük oluyor. Demek ki buradaki en büyük değer de z. Yani cevabım A. Tekrar söyleyeyim. Bu ifadelere baktık. Küçük, orta, büyük diye yazdık. Sonra kafamız karışmasın sınav stresinde diye 13 bölü 14'ü falan bir kenara bıraktık. K, O, B küçük, orta, büyük. Hangi değişken olmadığında sonuç çok büyüyor? X olmadığında. Öyleyse bunu küçülten x'tir. X en küçük. Hangi değişken olmadığında sonuç çok küçülüyor? Yani çok küçülüyor dediğim en küçüğü oluyor. O da burada z olmadığında. Öyleyse bu işi büyüten z. En büyük de z. X küçüktür, y küçüktür. X küçüktür, y küçüktür, z diyebiliyoruz. Cevap A seçeneği.